Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı günler herkese. Yeni videoma hoş geldiniz. Uzun süredir, yani yaklaşık bir haftadır video gelmiyordu. İşimiz gücümüz olduğu için biraz. Artık videolara daha sıklıkla tam gaz devam edeceğiz. Şimdi bu videomuzda Fiat Punto 1.4 T-Jet aracımız var, biliyorsunuz önceki videolardan. Ağır bakım zamanı geldi aracın. Baskı balatası vesaire bitti. Termostat arızası vardı. Şimdi bu videomuzda baskı balata komple değişecek, termostatı değişecek, bujilere değiştireceğiz, bu iridium buji diye geçen performans bujilerinden takacağız. Onun haricinde jantlarımız değişecek, biraz hafifletmeye gideceğiz, teneke jant kapak yapacağız. Onun haricinde balanslarını yapacağız, spor yay uygulamamız olacak, spor yayı takacağız önlere 3.5 santimlik. Hadi şimdi ustamızın yanına geçelim, araca ne işlemler yapılmış görelim. Evet, videoyu çok kısa bölüyorum, kusura bakmayın. Kendi videomu bölüyorum. Şimdi birkaç husustan bahsedeceğim. Bu parça konusunda vesaire. Gördüğünüz gibi Bursa'da güzel bir kar var. Kar yağıyor. Araç da burada, temizleyeceğiz biraz sonra. Şimdi dediğim gibi termostat, baskı balata vesaire, az önce parça listesini saydım, değişecekler ve değişenler kısmında. Bu arada videoları, aracın işlemleri çoktan bitti. Aradan bir hafta geçti. Yani sınavlardan vesaire video çekemedim bayağıdır YouTube'a. Hem o eksikliği kapatmak için bir video çekiyorum, hem de muhabbet olması açısından, hem de bilgilendirmek açısından. İlk öncelikle söyleyeyim, aracın bujileri değişmedi. T-Jet'lerde iridium buji çıkıyormuş. Bilmiyorduk, öğrenmiş olduk. Onları değiştirmedik çünkü şimdi anlatacağım zaten. Çok fazla masraf ettik araca. Yaklaşık 6000 lira civarı. Şundan dolayı ilk önce ben baskı balatayı N11'den, termostatı N11 üzerinden sipariş ettim. Firma adı vermeyeyim. İşlemler devam ediyor çünkü. Sıkıntılar oldu. Termostatı 130 lira gibi bir fiyata koymuşlar. Burada parçacılarda 400-500 lira civarıydı. Biz de uygun görünce sipariş ettik. Yan sanayiydi tabi. Buradakilerin de çoğu yan sanayi ama her işte bir ayır vardır. Her neyse. 130 liraya aldık. Yollamadılar. Kargoda kayboldu dediler. Dedim yenisini gönderin. Araba yatıyor. Acilen gönderseniz iyi olur. Yok dediler. İşte stokta yok dediler. Stok 10 tane falan gözüküyordu yani. Burada bir yalan dolan dönüyor. Çünkü 400 liralık malı kimse 130 liraya vermez. Muhtemelen ya fiyatı yanlış girdiler ya da reklam yapmak için bedavadan o şekilde koydular. Termostat öyle iptal oldu velhasıl kelam. Buradan orijinalini satın aldık termostatın, araca taktık. Ondan sonra baskı balatayı MAPA marka aldım. Türk malı biliyorsunuz. Onu da N11'den aldım. Yalnız baskı balata geldi. Bundan sonraki klipte göreceksiniz. Ben onları daha önceden çektim dediğim gibi. Bundan sonraki klipte göreceksiniz. Değiştirdik. Üzerinden çıkan Valeo orijinal. Look da orijinal. Bu fiyatlarda Valeo Look marka orijinal. Biz MAPA aldık. Hem Türk malı hem de fiyat olarak orijinalden 500-600 daha aşağıydı. MAPA büyük bir marka olduğu için güvendik, aldık. Geldi kargo. Ustam yaptı montajını. Zaten göreceksiniz biraz sonra. Bu çektiğim videoyu MAPA'nın montajını yaparken çektim. Araca montajını yaptık. Baktık yürümüyor araç. Ya bildiğiniz yürümüyor. Gaza basıyorsun gitmiyor. Yani debriyaj baskı balata zaten bitmeye yakındı. Onun için değiştirdik. Sıfır mal taktık, gitmiyor. Ondan sonra firmayla sıkıntılar oldu. Firma dediğim gibi vermiyorum. İşlemler devam ediyor şu anda. Fabrikada müdahale etti olaya. Bayağı uzadığı için. Gelen baskı balata arızalı çıktı. Sıfır kutudan. Ya vida yerleri vesaire. Komple sıkıntılı çıktı baskı balatanın. Daha sonradan iade etmek için yolladık. Bana dediler ki sen dediler bunu aracın üzerine takmışsın. Ya dedim ki abicim ablacım her neyse, takmadan deneyemezsiniz. Ben de esnafım biliyorsunuz. Ya bir malı denemeden arızalı olup olmadığını anlayamazsınız doğal olarak. Buna herkes hemfikirdir. Bana diyor ki sen bunu takmışsın. Ya ben dedim zaten takmadım demedim ki. Takmadan dedim zaten deneyemezsiniz çalışıp çalışmadığını. Yok diyor, çizik var mizik var. Ha şöyle bir şey de var. Geldiği zaman üzerinde baskı balatanın göbeğinde çizikler vardı. Ben bunu bildirdim araca takmadan. Ya işte fabrikasyon olabiliyor bazen, sıkıntı yok siz takın dediler. Taktık, dediğim gibi arızalı çıktı, geri yolladık. Sonra iadeyi kabul etmediler, bana geri yolladılar ürünü.
Şöyle bir şey de var. Bizim aracımız 1.4 T-Jet. Volantı oynar volantlı. Bunların gönderdiği parça sabit volanta göre. Ondan dolayı da uyumadı aracı yürütmede. Bilginiz olsun yani. Yan sanayi parça alırken dikkat edin. Ya 1100 lira civarıydı. Orijinalde 1600-1700 lira civarıydı. Onu iade ettim. Daha iade işlemleri 20 gün oldu, devam ediyor hala. Yok fabrika inceleyecek, yok bilmem ne inceleyecek. Bakacağız bakalım. Eğer fabrika onaylarsa MAPA marka bütün 1.4 T-Jet baskı fatalarını toplayacaklarmış piyasadan. Umarım öyle olur da başkasının başı ağrımaz. Onun haricinde dediğim gibi 6000'e yakın bir masraf çıktı. Çünkü baskı bağıtayı değiştik dedik, uyumsuz olacak. Şimdi yeni parça eski parçaya takılınca volant da bayağı eskimiş. Bunlarda yokuş kalkış desteği var biliyorsunuz. Volant da bayağı eskimiş, sıkıntılıydı. Volantı değiştirdik, bu sefer arada rulman var. Rulman da ayrı satılıyormuş. Yani şu kadar bir parça 1000 lira civarı, kafayı yersiniz ya, böyle bir şey yani. Rulman da değiştik. Bir de işçilik verdik 1000 lira civarı. Etti size 6000. Aklınızda olsun. Durum bu. Yan sanayi parça ve internetten araba parçası alırken ya bir iki kere düşünün. Daha sonradan benim gibi pişman olmayın. Bana söylediler, ben dinlemedim. Çoğu şey internetten aldığım için, yaptığım için. Ama hakikaten pişman oldum yani. Şimdi aracı bir temizleyelim. Araçta neler yaptım? Bayağıdır video çekmiyorum. Bayağı da güzel şeyler yaptım. Bir video çekelim, bir soğuk bir çalıştırmasını yaparız. Böyle bir video olsun bu da. Daha sonradan gelecek videolarımıza bir ön ayak olsun. Şimdi videoya devam edebilirsiniz. Evet. Az önce videonun girişinde dükkanımızdaydık. Yapacağımız işlemlerden bahsettik. Şimdi gördüğünüz gibi aracın normal bakımlarını yaptığımız Elite Auto Expertiz ve bakım, tamir bakım servisine geldik Mücahit Usta'nın yanına. Her zamanki gibi. Şimdi az önce bahsetmiştim yapacağımız işlemlerden. O az önce bahsettiklerimin haricinde antifriz ve şanzıman yağı da değişecek aracın. Şimdi bir aracın başına geçelim bakalım. Şimdi aracın yanına geldik. Gördüğünüz gibi altını kaldırdık. Mücahit Ustam baskı balatayı değiştirdi, topluyor şu anda. Gördüğünüz gibi eski baskı balatanın hali bu şekilde. Eskisi böyle, yüzeyi zaten gitmiş, iç tarafı, şuraları vesaire sıcaktan bu hale gelmiş. 2017'de değişmiş zaten en son, 2017 tarihinde. Gördüğünüz gibi spor yaylar takılacak, şanzıman yağı, antifriz. Bu da değişecek olan sıfır termostat. Durum bu şekilde. Evet, aracımızı temizledik. Gördüğünüz gibi şu şekilde tertemiz oldu. Çok fazla uzun sürmez, şu anda da kar yağıyor da. Şimdi araca yaptıklarımıza gelelim. Ya bunların videosunu tek tek çekmedim açıkçası. Şöyle gördüğünüz gibi öncelikle bir ön ekimiz geldi şu şekilde. Ya bu ön tampon. Ondan sonra kaput, gördüğünüz gibi bunları boyaya vereceğim yakın zamanda. Ondan dolayı bu şekilde siyah taktım. Jant lastiği görüyorsunuz. Değiştireceğimizi söylemiştik zaten videonun başında. Şu şekilde 15 inç teneke jant. Ortalarına da Doblo'nun kapağını koyduk. Yani duruşu bu şekilde oldu. Gayet güzel bence. Şöyle uzaktan da göstereyim bir daha. Yani duruş olarak bence gayet güzel oldu. Spor yayla gayet güzel duruyor. Şöyle. Zaten bunu biliyorsunuz, egzozlarımızın sağ tarafını iptal etmiştik. Sol tarafına farklı bir kafa koymuştuk. Yazılımımızı Meptun yaptı. Şöyle sticker'ını yapıştırdık. Onun haricinde gördüğünüz gibi şu orta kısımları piyano black kapladık. Mat siyahtı ve parçalanmıştı onlar. Şuralar da aynı şekilde. Şu ön taraf da aynı şekilde. Cam filmlerimizi de 2 numara yeşile çevirdik. O da şöyle uzaktan gayet güzel. Arka camda da var. Arka camdaki de 1 numara yeşil. Daha önceden vardı. Şu taraftan göstereyim. Yani siyahtan güzel. İçeriden daha güzel duruyor. Cam kenarları da o şekilde parlak siyah.
Şöyle tekrardan önüne geçtiğimiz zaman yarasa ayna kapağı yaptık. Mat gri Audi modeli. Şu şekilde tam karşıdan şöyle duruyor. Ya gayet hoşumuza gitti bizim. 3,5 santim spor yay yaptık araca, zaten gördünüz. Yalnız bizim amortisörlerimizin sağ taraftaki patlak, sol taraftaki normal. Ya düşüklüğü bu şekilde oldu. Çok düşmedi araç. Şöyle şu şekilde bakarsak, yani benim parmaklar küçük. Tam iki parmak. Zaten önceden de 3 parmak falan giriyordu. Pek bir şey düşmedi. Araç bu şekilde, bir cold start yapalım, dinleyelim sesini. Aracın içine geçtik. Şimdi bakalım, bir cold start yapalım, şöyle dışarıdan dinleteyim size. Şu şekilde. Gayet güzel. Uzun süredir çalışmıyordu. Maşallah tek maçta çalıştı. Yaptıklarımız bu kadardı araca. Evet. Bu videomuzdan bu kadardı. Biraz karışık bir video oldu. Kusura bakmayın. Dediğim gibi uzun süredir video atamadım, boş kalmasın diye. Hem de biraz bilgilendirmek açısından değişik karışık bir video oldu. Uzun lafın kısası, yani araçlarımız şu anda 100 milyarın üstünde, öyle söyleyeyim yani. Bu az bir para değil. 5-6 milyar gözünüze gelmesin böyle araçlarda. Orijinal parça takmaya gayret edin. Yani bütçeniz yoksa da daha sonra yaptırmaya çalışın. Ben de hep eskiden yan sanayi parça kullanıyordum. İşte insanın dili yandığı zaman yoğurdu üfleyerek yiyor. Deyim gerçek yani. Onaylandı, öyle söyleyeyim size. Hava da soğuk olduğu için biraz titriyor kamera, kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz bir video fikri varsa da aşağı kısımda belirtirseniz sevinirim. İyi günler.